Herkese merhaba. Bugün elimde Apple'ın 2013 yılında ürettiği ve milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen bir iPhone modeli, yani iPhone 5S var. Bu iPhone modeli Apple'ın ilk defa Touch ID, yani parmak izi okuyucusu kullandığı model olma özelliğini taşıyor. Bu model öylesine çok sevildi ki piyasaya sürüldüğünden yıllar sonra Apple bunu 5SE ve 5C modelleri olarak tekrardan piyasaya sürdü. Tasarım olarak çok güzel olan iPhone 5S ayrıca 1560 mAh bataryası ve Full HD çözünürlüğü kamerasıyla o yıllar için gerçekten bir devrim niteliğindeydi. Peki piyasaya sürülmesinden tam 8 yıl sonra 2021 yılında sizce bu iPhone modeli gerçekten hala kullanılabilir mi? Günlük işler için uygun mu? Bugün bu videoda biraz bunu inceleyeceğiz. Şimdi biraz telefonun teknik detaylarından size bahsetmek istiyorum kısaca. Bu telefon ağırlığı 112 gram. Gerçekten hafif bir telefon. Ele de çok güzel oturuyor. Bunun yanında ekran boyutu 640x1136 çözünürlüğünde. Aynı zamanda Apple'ın Retina ekran kullandığı bir telefonu bu. Bunun yanında 1560 mAh'lik bataryasıyla bize bir günü çıkarmasa da yarım günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Şimdi gelin hep birlikte bu telefon günlük işlerimiz için uygun mu ona bakalım. Ben bu telefonu kardeşimden bu video için ödünç aldım. Kendisi bu telefonu günlük işleri için ve uzaktan eğitim dersleri için kullanıyor. Şimdi batarya konusuna gelecek olursak bu telefonun 1560 mAh bataryası var demiştim. İlk çıktığı 2013 senesine bakacak olursak gayet yeterli bir değerdi. O zamanlar için bir günü hatta 1,5 günü rahatlıkla çıkarabilen bu telefon şimdi gelişen oyun teknolojisi, sosyal medyada geçirilen çok fazla zaman sebebiyle bir günü maalesef çıkarabilecek seviyede değil. Yani sabah işe gittiğinizde akşam saat 4-5 gibi eve dönecekseniz ve günlük çok fazla oyun oynamayacaksınız, sosyal medyada fazla vakit kaybetmeyeceksiniz, bu telefon sizin işlerinizi görebilecek seviyede diyebilirim batarya açısından. Biraz kamerasından bahsedecek olursak, arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası da 1.2 megapiksel. Eğer siz bu telefonda çok profesyonel fotoğraflar, videolar çekmek istiyorsanız maalesef bu telefon şu anda size göre değil. Ancak normal seviyede fotoğraf, normal seviyede videolar çekebilirsiniz. Ayrıca bu telefon 2013 yılında ilk çıktığında Full HD videolar çekebiliyordu 30 kare olarak. Şimdi ben videonun bu kısmına iPhone 5S'te çektiğim bazı videoları ve bazı fotoğrafları koyacağım. Bakalım siz kendiniz değerlendirin. Şimdi bu telefon şu anda iOS'un 12.5.1 sürümünde, daha da fazla güncelleme almıyor. Yani bu telefonda son çıkan iOS sürümünü, iOS 14'ü maalesef kullanamayacaksınız. Videonun başında bahsetmiştim. Bu telefonda Touch ID var ve Touch ID'si gerçekten hızlı çalışıyor. Yani iPhone 6S'deki kadar hızlı değil. Ben şu anda iPhone 6S kullandığım için onunla karşılaştırıyorum. Büyük ihtimalle yeni iPhone modellerinden çok daha yavaştır ama sizi çok rahatsız edecek seviyede bir yavaşlık yok açıkçası. Şöyle parmağınızı koyuyorsunuz. Bir saniyenin belki üçte biri sürede hızlıca açıyor. Bunun yanında bu telefonun şu anda fiyatları sahibinden de araştırdığımda 500 ile 750 TL arasında değişiyor. Temiz kullanılmış bir tanesini 750 TL'ye bulabilirsiniz. Böyle birazcık hırpalanmış, yorulmuş cihazlarda 500 TL civarında satılıyor. Bence 500 TL'ye bu telefon gerçekten fazlasını sunuyor. Şunu unutmayalım, bu telefon tam 2013 yılında çıktı. Yani bugün 8 sene oluyor ve bu telefon hala kullanılabilir durumda. Hem tasarım olarak hem de donanımsal olarak birçok şey bize sunabiliyor. Bence Apple'ın bu noktada diğer firmalardan, diğer telefon üreticilerden temel farkı da bu. Yıllar sonra da belirli bir seviyede size kullanım sunuyor. Bu telefon şu anda çöp değil. Belki bir Android telefon olmuş olsaydı 8 sene sonra gerçekten çöp olacaktı. Belki Android severler şu anda bu videonun altına çok yorum yapacaklar ama yine de bunu söylemem lazım. iPhone gerçekten bu noktada bunu başarmayı sağladı. Bize böyle bir kullanım sunabiliyor yıllar sonra bile. Peki videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bu telefon dediğim gibi kardeşimin telefonu. Kendisi bu telefondan çok memnun. iPhone 5S. 500 TL'ye almış bu telefonu ve gerçekten günlük işlerini rahatlıkla halledebiliyor. Belirli bir seviyede oyun oynayabiliyor. Tabii birazcık şarj bağımlılığı ve powerbank bağımlılığı bu telefonda var. Dediğim gibi 8 senelik telefon olduğunu unutmayalım.